Sayın Öcalan uluslararası bir komployla Türkiye'ye teslim edildi. Sayın Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesine kadar tüm uluslararası hukuk ayaklar altına alındı. Adeta Sayın Öcalan hukukun dışına itildi. Hukuk işletilmedi. Tabii ki 15 Şubat 1999'dan itibaren de bir kukla mahkemeyle kısa sürede Sayın Öcalan üzerinden karar çıkarıldı. Hiçbir zaman İmralı'da Türkiye'nin kendi hukuku işletilmedi. Hatta uluslararası hukuk da işletilmedi. Hukuk komple devre dışı bırakıldı. Bu bir siyasi karar, siyasi rehini olarak uzun yıllar tutuldu. Ve bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşındı. Türkiye'nin Sayın Öcalan hakkında aldığı kararlar ya da mahkumiyet durumu hepsi uluslararası mahkeme olan AİHM'e taşındı. Maalesef zaman zaman orada kararlar çıksa bile siyasi girişimlerle bunlar hepsi engellendi. En son 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Dedi Türkiye'de Sayın Abdullah Öcalan'a verilen bu ceza umut hakkını devre dışı bırakıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasal düzenlemeyi gerçekleştirmesi gerekiyor. Türkiye'ye bunu ibra etti. Türkiye bu geçen 10 yıl süre zarfında herhangi bir girişimde bulunmadı. Bu girişim ne olabilirdi? Bu girişim Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi infaz kanunlarına değişikliğe gitmesi gerekiyor. Bu kanunlarda değişikliğe girince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesinde imzalayan Türkiye buna tabi olacaktı. Ama 10 yıldır bu durum sürünçemedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 17, 18, 19 Eylül tarihlerinde Sayın Öcalan'ın elinden alınan bu umut hakkını üzerinde bir kararlaşmaya ya da bir gündemine alacak. Bu konu orada konuşulacak. Şimdi biz orada hangi kararın çıkacağını bilmiyoruz. Lakin Türkiye'de Sayın Öcalan deyince, Kürtler deyince, Kürt siyasal hareketi deyince bir durup analiz etmek lazım. Çünkü hukukun hiçbir şekli uygulanmıyor. 42 aydır bir tecidin ağırlaştırılma durumu vardır. Mutlak tecid vardır. Ailesi ziyaret edemiyor. Avukatlar ziyaret edemiyor. Telefon aracılığıyla temas kurulamıyor. Herhangi bir bilgi alınamıyor. Ve bunu da açıklama gereği de duymuyor. Bu cesareti nereden alıyor? Tabii ki biz diplomasinin faydalarından, diplomasinin öneminden her defasından bahsediyoruz. Ama maalesef uluslararası çıkarlar, uluslararası siyasi çıkarlar günümüz koşullarında her şeyin önüne geçmiştir. Bu çıkarlar maalesef Türkiye'yi daha da pervasız yapıyor. Türkiye bulunduğu konumu Avrupa'ya karşı ve diğer ülkelere karşı kullanıyor. Lakin Avrupa Konseyi'nin Sayın Öcalan'la ilgili 17-18-19'unda 10 Eylül'de vereceği karar çok önemlidir. Bu kararı takip etmek lazım. Gündemde tutmak lazım, tartıştırmak lazım. Türkiye'nin bu yanlış politikalarına, yanlış hukuk bakış açısına karşı basınç uygulamaktan başka çare yoktur. Biz de bu çalışmaları hem parti olarak yapıyoruz hem birçok platformda bunları dile getiriyoruz. Türkiye'ye tabii ki maliyeti vardır. Siz hukuka askıya alırsanız, insan haklarını askıya alırsanız, kendi yasalarınızı ve kanunlarınızı askıya alırsanız, bunun herkese maliyeti vardır. Tabii ki birinci dereceden maliyeti Kürtleredir. Bu ülkenin yıllık bütçesinin yaklaşık 1/10'u Kürtlerle yapılan savaşa ayrılıyor. Türkiye bunu artık anlatamıyor. Öyle terörle mücadele ediyoruz. Kürt meselesini terörizme sıkıştırma, Kürt meselesini savaş alanıyla sınırlama. Artık Türkiye bunu uluslararası kamuoyunda da kendi kamuoyunda da anlatamıyor. Burada bir rant var. Bu kirlenmiş savaştan nemalananlar vardır. Büyük bir savaş rantı vardır. Uluslararası silah ticaretinden tutun, eroin esrar ticaretinden, madde ticareti maalesef hepsi bu savaş üzerinden örtbas ediliyor. Bunu Türkiye halkları görmelidir. Türk halkı bunu görmelidir.
bu savaşı sorgulamalıdır. Bu çatışmayı, bu ölümleri sorgulamalıdır. Sadece milliyetçilik iksiri altında bir toplum dizayn ediliyor. Tekçi bir anlayış altında dizayn ediliyor. Adeta vatan, millet, Sakarya edebiyatıyla insanlar hipnoze ediliyor. Devlet elden gidiyor, Türkçülük elden gidiyor, millet elden gidiyor. Algısı oluşturularak medya yöntemiyle Kürtlerle yapılan savaş meşru gösterilmeye çalışılıyor. 2015'ten şimdiye kadar Kürt siyasal hareketi üzerinde bir imha politikası yürütülüyor. Adeta Sri Lanka modeli tüm yönleriyle ezip üzerine geçme politikası. Sayın Abdullah Öcalan üzerinde ağır bir tecrit yürütülmektedir. Ama artık devlet de şunu açık bir şekilde görmelidir. Başaramadılar. Ne Sayın Öcalan'ı gündemden düşürmeyi başarabildiler, ne Kürt hareketini, Kürt mücadelesini tasfiye etmeyi başaramadılar. Çünkü yürüttükleri politikalar başarıyı getirecek politikalar değildi. Kürtlerle bütünleşmeden, Kürtlerle barışıp konuşmadan, Kürtlerin muhataplarıyla oturmadan Kürtlerle yapılacak bir savaş acıları daha da derinleştirir. Sorunların çözümsüzlüğünü daha da derinleştirir. Ondan dolayı devletin son 9 yıldır uyguladığı politikalar bertaraf edildi. Şu an kısmen onun çırpınışları vardır. Kürt siyasal hareketinin, DEM Parti'nin, Kürdistan'daki kurumların, Türkiye'deki kurumların son bir ayda yürütecekleri kampanyanın startını vermesi çok önemlidir. Herkes katılmalıdır. Tüm halkımız bu kampanya sürecine katılmalıdır. Nerede kaybedildiyse bir mesele orada aranır. Eşyanın doğası budur, tabiatı budur. Bir şeyi nerede kaybederseniz orada ararsınız.